arkadaşlar, değerli basın mensupları arkadaşlarım, öncelikle hepinize tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Konu malum, dört yolda yapılacak köprülü kavşak için kesilen ağaçların konusu. Dün gece bir saat 8 civarı falan Yalova'ya döndüm. Basında çıkan haberleri ancak o saatten sonra tamamını görmem mümkün oldu. Yani yoğun bir programdı yurt dışı. Takip etme şansı bulamadım. Diplomatik bir geziydi. Şimdi konunun en başında şunu söyleyeyim. Elbette ki ağaçlar kesildiği için mutlu değilim. Son derece üzgünüm. Bu kararı almak çok zor bir karardı. Asla ve asla kolay olmadığını biliyordum. Canım yanarak da olsa, içim acıyarak da olsa bu kararı almak zorunda kaldım. Tabii ağaçlar neden kesildi? Bunun altını iyi bir doldurmak lazım. Şimdi oraya alışveriş merkezi yapmak için ağaçlar kesilmedi. Oraya termik santral yapmak için ağaçlar kesilmedi. Belediye veya herhangi bir özel şahsa rant sağlamak için o ağaçlar kesilmedi. Değerli arkadaşlar, orada insan hayatı söz konusu, birinci öncelik buydu. Ardından hemen gelen kamu menfaatiydi. Ağaç mı, insan hayatı mı dediğiniz zaman ben bin kere, milyon kere, trilyon kere insan hayatı derim. Ateşin nasıl düştüğü yeri yaptığını, bir can gittiğinde insanın nasıl her gün içinin yandığını takdir edersiniz ki en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Ağaç kesilir, dikilir ama bir insan, bir can gidince yenisini koyma şansınız yok. Şimdi bunu söylerken bakın, oradaki o kavşak yıllardan beri kaza potansiyelinin en yüksek olduğu noktalardan bir tanesidir. Sadece 3,5 yıllık bilançoda 1068 kişi yaralanıyor ve 17 tane can veriyoruz ona. Ben her o bir kişi için, hani kimse kusura bakmasın, karar aşamasında, yol ayrımına geldim mi, insanın lehine milyon tane de, trilyon tane de ağaca bir tane insan canını tercih etmek durumundayım. Önce insan olarak, sonra bu kenti yöneten bir yönetici olarak. Tabii şuna da bakmak lazım değerli arkadaşlar. Sanki Türkiye'de veya Yalova'da ilk defa ağaç kesildi, havası yaratılmaya çalışılmış. Gerçekten buna da içerledim, üzüldüm. Kent hafızası kuvvetli insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Birazcık geriye doğru gittiğim zaman 99 depremi sonrası o kalıcı konutlar yapılırken binlerce meyve ağacının kesildiğini gayet yakından biliyorum. Tersane bölgesi, tarım alanını sanayi bölgesine çevirdiler. Benim partim bas bas bağırdı, yapmayın dedi. Tarım alanını döndürmeyin. Orada kesilen, binlerle ifade edilen ben kivi ağaçlarını da unutmadım. Sadece bunda sınırlı değil. Bakın, 30 kilometre ileride karayolu yapılırken Gemlik'te, Umurbay altında yüzlerce zeytin ağacı kesildi. Şimdi İstanbul, İzmir, Bursa, üç büyük metropolü bağlayan otoyol yapılıyor. Orada kaç tane ağaç kesildiğinden Türkiye ne kadar haberdar? Gerçekten merak ediyorum. Peki, ormanda yapılan kaçak kesimden çevreci arkadaşlar ne kadar bilgi sahibi? Bunu ne kadar takip ediyorlar? Bunu da ısrarla altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu sürece nasıl gelindi? Bakın arkadaşlar, bu ben yaptım olduğu mantığında bir gelişme değil. Bunun 2 yıllık bir geçmişi var. Bütün
resmi çalışmalar yapıldı. Araştırmalar yapıldı. Sökülebilecek ağaçlar söküldü. İki tane şu anda masamda duruyor. İki firmayla Türkiye'de bu işi yapan yazışma yaptık. Cevap geldi. 30 santim çapının üzerinde Türkiye'de ağacı sökecek teknoloji maalesef yok. Peki karayolları ısrarla valilik kanalıyla iktidar milletvekili kanalıyla üzerinde bir an önce yapılması için bir baskı yazılı sözde uyguluyorlar. Ben de buna daha fazla dur diyemezdim. Çünkü burada dediğim gibi bakın insan hayatı söz konusu. Oradaki noktadan hastaneye, devlet hastanesi orada biliyorsunuz. Kışın günde 50 civarı, yazın 90 civarı ambulans geçiyor. 11 aylık süreçte bu 2014'te 18 bin vaka var. Kentin bu yanından o yanına gitmesi gereken ambulans. Soruyorum o değerli arkadaşlarıma, bağıran çağıran arkadaşlarıma. Bir ambulans içinde yakınlarını hastaneye yetiştirmek için o aracı aşağı inip itmeleri kaç sefer yaşandı? O trafiği açmak için ambulanstan inip de bağırıp çağırmamak için kendilerini ne kadar tutabildiler? Ben bunu da yaşadım değerli arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Konu belki başka yere biraz kayacak ama kaymasında fayda var. Buradan İstanbul'a ambulans hasta götürürken neredeyse gemiyi ellerimle itesim, suya atlayıp çekesim geldi. Kimin canı ne kadar yanıyorsa Yalova'da, Yalovalılar'da benim canım onlardan fazla yanıyor. İdareci de kentin paydaşlarının, hemşirelerinin her türlü önce canını, can varlığını, daha sonra güvenliğini, huzurunu, yaşam kalitesini düşünmek zorunda, arttırmak zorunda. Yine şöyle söyleyeyim, ağaç kesmek mi, dikmek mi? Bakın, burası çok önemli. Ağaç kesiliyor. Bu ilk defa olmadı. Biliyorum, son da olmayacak. İşte burada dediğim gibi amaç önemli. İnsan hayatı önemli, kamu menfaati, kamu yararı önemli. Ama ağaç dikmeye geldi mi, o bağırıp çağıranlardan, bazı kanallarda konuşanlardan, seslenenlerden kaç tanesi, kaç ağaç dikti? Gerçekten çok ama çok merak ediyorum. İğne çuvaldız misali. Sorabilirsiniz. Ey başkan sen kaç tane diktin diye. Ben 50 yaşındayım. Bu yaşa kadar yaşımın en az 2 katı ağaç diktim ben. Çınar ağacı da diktim, çam ağacı da diktim, zeytin de diktim, ıhlamur da diktim. Birçoğunu da Yalova'da gösterebilirim. Okul hayatım Bursa'da geçti, lise üniversite yıllarım. Hala onları da gösterebilirim. Özellikle Bursa'da havaalanı civarında. Şimdi, bundan sonra ne yapacağız? Bu sürecin takipçisi olacağız elbette. Ama ağaç adına da yeri durmayacağız. Zaten şöyle söyleyeyim. İki ay önce başlattığım benim bir çalışma var. Şu anda depomuzda mevcut. Her doğan yeni bebeğin evine Yalova Belediyesi'nden benim adıma bir tane çam ağacı girecek. Şu anda 1000 tane çam ağacı bizim Park Bahçeler Müdürlüğü'nde hazır vaziyette bekliyor. Her yıl 2000 tane çam ağacı yeni doğan bebeklere ulaştıracak. O aile o çamı eğer dikmiyorsa bizim mahalle evlerimiz olan Umut Merkezleri kanalıyla İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Yalova Belediyesi'ne ait ağaçlandırma alanına bu ağaçlar dikilecek. Gerekirse oranın adını da 4 Yalova 4 Yol Ormanı koyarız. Oradaki yıkılan ağaçları yeniden yaşatmak adına. Başka bir şey daha söyleyeyim. Sayın Milletvekili Muharrem İnce bir ağaç dikme kampanyası başlatmış. Takdirle karşılıyorum. Bunun için de şu anda Yalova Belediyesi'nde 5 yaşında 4 metre boyunda 1000 tane çınar ağacı mevcut. Onları da vatandaşlarımız isterse, talep ederlerse
kendilerine verebiliriz. Uygun olan yerlere dikerler. Onlar dikmezse biz de aynı şekilde onları yine yerlerine dikeceğiz. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. O bölgede, dört yol bölgesinde yaşanan sıkıntıyı en iyi kim bilir? Sorunu yaşayanları bilir. Yalavalıları bilir. Peki bazılarına mikrofon uzattılar. İşlerine geldiği gibi konuşanlar yayına girdi ama bir de bu taraftaki ilçe köylerden gelen otobüsçüye, minibüsçüye mikrofon uzatsalar da çok daha anlamlı, çok daha objektif olurdu diye düşünüyorum. Bakınız, Yalova 13 mahalle, 13 mahallenin 3'ü orada. İsmet Paşa, Gazi Osman Paşa, Mustafa Kemal Paşa. Orada 2 tane lise var. Yer okulları saymıyorum. Yoğun bir trafik akışının olduğu bir lokasyon orası ve o kavşakla Yalova'ya bağlantısı tek. Nüfusun kaçı biliyor musunuz? %40'ı. Hastaneyi oraya refah sanmayı yapmadı. Adliyeyi de yapmadı. Dolayısıyla kentle oranın bağlantısı bir tane. O bölge. Buraya kavşak yapmaktan başka çare kalmadı. Bahçık diye bağırdı birileri. Bahçık'ta olmuyor. Neden olmuyor? Bakın en önemli problem. Yapıldıktan sonra Kabe Giriş Köprüsü kimyasal tankerlerin Bahçıklardan geçmesi yasak. Başka bir size şey daha söyleyeceğim. Çevreyle ilgili veri daha söyleyeceğim. 3 kilometrelik bir orası şey yaklaşık bölge. Cumartesi pazarlarda yaz aylarında nasıl birikim olduğunu, çiftlik köyün ilerisine kadar trafiğin nasıl yoğunlaştığını, gün gelip de 45 dakikada bu lokasyonun geçilemediğini biliyorsunuz. Şimdi orada bekleyen bir araç çıkardığı karbondioksit ve monoksit 17 ağacın verdiği faydaya eşdeğer. Eğer o araç mazotluysa, motorunu ise 25 ağaca bedel. Yorumu size bırakıyorum. Bakın. Oradaki ne kadar beklendiğini size ifade ettim dakikalar. Şimdi bu açıdan da nereden bakarsanız bakın, konu masaya yatırıldı. Yalışmalar yapıldı. Artık bıçağın kemiğe dayandığı nokta değil. Karar aşılamasına gelindi. Üzülerek canım yana yana, istemeye istemeye, mutlu olmasam da kesilecek dedim. Ha bakın, bu gizli açık bir şey değildi ki. Burada 2 tane yerel gazetemiz bunu manşet yaptı. Kesilecek dedi. Yani dün ben karar verdim de yarın kesmedim. Kronolojik yarışma sıralaması var. Size dosyayla arkadaşlar onu takdim edecekler. Gün gün, hafta hafta, ay ay buraya böyle gelindi. Ha baktım ki artık karar aşamasına geldim. İnsan hayatı dedim. Can dedim. Kamu yararı dedim. Üzülerek belki de içimdeki yüreğimde kalsın kahrolarak o kararı vermek zorundaydım. Verdim. Yani bunu böyle bilmenizi istiyorum. Çok şükür ki orada bir rant olmayacağı için veya başka bir amaca hizmet edecek bir proje olmadığı için o anlamda da daha rahatım. Yoksa böyle bir karar asla ve asla almazdım. Bunu önemli bilmenizi istiyorum. Çok da fazla vaktinizi almayın. Konu detayları da daha fazla indirgemeden ana hatlarıyla bundan ibaret. Umarım karayolları en hızlı biçimde o projeyi orada gerçekleştirir. Her gece geceye vakada, ambulansta kaybedilen hastada, orada ölecek bir hemşerimde veya bir insanda hesabını karayollarından ben sorarım. O zaman çıkıp basına canlı yayında Vefa Salman Yalova Belediye Başkanı'na nasıl bağırıyor gülümler. Karayollarının bundan sonraki görevi şimdiye kadar nasıl benden istediyse şimdi ben istiyorum onu
yaz mevsimine, önümüzdeki yaz mevsimine yetiştirmek zorundadır. Bana sakın ola ki bundan sonra mevzuat hazretlerini göstermesiniz. Hepinize katılım için teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Başkanım, soru yöneltebilir miyim? Buyurun. Öncelikle ben şeyi merak ediyorum. Siz bu kararı verirken gerçekten bu kadar büyük tepki bekliyor muydunuz? İlki bu. İkincisi de bu tepkilere dikkat ettiğimizde en büyük tepki yine sizin partilerinizden geldi. Özellikle CHP'li, aralarında CHP'li meclis üyelerinden tutun da parti delegelerine kadar birçok kişi bu yönde sizi gerek sosyal paylaşım sitelerinden gerek gazete vasıtasıyla eleştirdi. Yine AK Parti'nin de bu süreçte size daha fazla sahip çıktığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konuyla ilgili tepki sınırlar içerisinde tepkiye saygıyla karşılarım. Yapım gereği budur. Ha, bu kadar büyütülmesinin sebebi nedir? O belli, siyasidir. Olayın o tarafına pek girmek istemiyorum. Partideki arkadaşlarımın da ben bilgi sahibi olmadan fikir sahibi hatasına düştüklerini düşünüyorum. Keşke kelimesi kullanmayı sevmem ama keşke gelip bana sorsalardı veya buraya gelip başkan veya başkan yardımcısı, başkan vekili bu neden böyle bir karar alındı, hangi aşamadan geçildi diye detayını öğrenselerdi tabii daha sağlıklı karar verirlerdi. Bu üçüncü kez söylüyorum, ben yaptım olduğu mantığıyla hareket edilmiş bir durum değildir. Kolay alınmış bir karar değildir. Benim içimi acıtmıştır, canımı yakmışımdır. Bu beni onlardan fazla üzmüştür. Ama şunu da söyleyeyim, bu iş masa başında, Yalova dışında bağırmak, çağırmakla, oturduğu yerden ahkam kesmekle olmuyor. Makamlar karar alma aşamasında son noktadır. O makamda oturan kişi de kentinin veya meşgul ettiği makamın gereğini, o makamı oraya getirenlerin haklarını, canlarını, güvenliklerini, huzurlarını korumakla, kollamakla mükelleftir. Sonuçta yine altıncı sefer ifade edeceğim, insan hayatı ve kamu yararı esastır. Teşekkür ederim. Başkanım, buyurun. Şimdi o ağaçların kesilmesi kararını birebir siz mi verdiniz? Yoksa verilmiş bir karardı zaten. Bu kararı uygulanmasına izin mi verdiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu yer basında bu konu aslında çok konuşuldu. Sayın Valimiz bu konuda gazeteye demeç verdi. Bana yazılar yazıldı. En son İl Planlama ve Koordinasyon toplantısında da Yalova Belediye Başkanlığı'nca bu sorunun giderilmesi kararı çıkıyor 17 Eylül'de. Tek başına Yalova Belediye Başkanlığı'nın aldığı bir karar değildi. Öyle bir karar yetkisi bende olsaydı ben bu kararı almazdım. Açık ve net söyleyeyim. Teşekkür ederim. Başkanım, burada çok ön plana çıktı. Bundan siz hiç söz etmediniz ama Yalova kesilen ağaçlar gezi olaylarıyla çok ilişkilendirildi. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Gezi olaylarıyla ilişkilendirilmesinin sebebi siyasi. Başka bir şey değil. Yani gezi olaylarıyla Yalova'daki dört yola yapılacak köprülü kavşağın yakından uzaktan bir alakası yok. Orada bir can kaybı söz konusu muydu Gezi Parkı'nda? Tepkilerden sonra can kaybı oldu orada. Ama burada, bakın ben sadece 3,5 yıllık bilançoyu söyledim. Yani toplam kaza sayısı değerli arkadaşlar 1446, 1068 tane, 1086 tane yaralı var, 17 tane can gitmiş. Bugün geçmişe dönmüyorum. Daha geçmişi de var. O dört yolda nice canlar gitti. Teşekkür ederim. Başka arkadaşlar sorusu olan var mı? Başkanım, şöyle bir şey soracağım ben. Buyurun. Bu tartışmaların bir adım ötesini sormak istiyorum da. Bu kavşak yapıldıktan sonra bütün tehlikeli araçlar bizim bu bölgemizden geçecek. Bunun için herhangi bir tedbir isteyecek misiniz? Bir de bu kavşakların alt kısımları genellikle izbelik oluyor zaman içerisinde. Bunun için bir şeyler düşünüyor musunuz?
Şimdi güzel soru, şöyle söyleyeyim. Tabii o tehlikeli yanıcı, yakıcı, kimyasal maddelerin geçmesiyle ilgili konu karayolların sorumluluğu altında. Malum karayollarısı zaten Yalova Belediyesi'nin bu konuda bir şeyi yok. Dahli yok. Ama oranın güzelleştirilmesi adına Yalova Belediyesi en iyisini yapacak. Niye en iyisini yapacak? Kentin girişi orası. Yalova'nın en güzel yeri orası olmak zorunda. Orada da her zaman Yalova Belediyesi'nin eli taşın altında olacak. Park, yeşil, ağaç, ne gerekiyorsa, gerekirse onun içinde dışarıdan, Yalova dışında uzman desteği alacağız. Yalova'ya yakışır, dört yola yakışır, Türkiye'ye yakışır, dört dörtlük bir geçiş bölgesi oluşturacağız. Oradaki doğabilecek çirkin görüntünün de önüne geçeceğiz. Çünkü İzmir'de kötü bir örneği var. Teşekkür ederim. Başkanım, mevcut kesilen ağaçlar hakkında değişik rivayetler var. Çünkü 158 oldu, 180 oldu. Sonra Muharrem Bey 15 çınar dedi. Başbakan Davutoğlu dün Balıkesir'de 225 çınara çıkarttı. Şimdi ağaçların sayıları konusunda net rakamlar belli mi? Tabii de 158 tane toplam ağaç vardı. 18 tanesi söküldü, kaldırıldı. 3-4 tanesi kesildi. Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü bu konuyla ilgili? Aramış beni ama Dağıstan'da biraz bağlantı sorunu yaşıyor o ülke. Görüşemedim. Belli bir saatten sonra da aramadım. Sanırım bu hafta içi kendisini de bu konuda bilgilendireceğim. Kendisi tabii arkadaşlar genel başkanımıza burayla ilgili dosyayı gönderdiler. Kendisi buradaki yazışmalardan, gelinen noktadan, geçilen aşamalardan bilgi sahibi. Şimdi gelen bir mesajı da AK Parti adaylardan, aday adaylarından Avukat Ali Demirel bugün hakkınızda suç duyurusunda bulunacak bu Cumhuriyet Başsavcılığına. Siyasi şu, yani aday aday diyorsunuz. Şimdi şöyle, birileri aday aday aşamasında Ankara'daki genel merkezin, genel başkanın gözünde girmek için bu tip şeylerde bulunurlar. Ali Demirel arkadaşımız da bu şeyi seven bir kardeşimiz, bu işin şok kısmını. Neye dayanarak suç duyurusunda bulunacak merak ediyorum. Ben kendi kafama göre keyfiyetle kesmedik. Yalışmalar burada arkadaşlar. Nereye bulunmak istiyorsa bulunsun da benim üzerinden siyasi film yapmaya kalkmasın. Evet değerli arkadaşlar, başka sorunuz yoksa çok teşekkür ediyorum. Malum biraz uzaktım Yalova'dan. Bugün de belediye meclisi...